Ne yaptın dedin? Duydun işte. Yani Nana'yla sen. Evet işte. Öpüştük gibi. Bunun gibisi mi olur canım? Öpüştünüz mü, öpüşmediniz mi? Yani tam olarak ne oldu, nasıl oldu hatırlayamıyorum. Hayda. Heyecandan herhalde. Yani senin başına hiç böyle bir şey gelmedi mi? Hı, geldi. İlkokul 5. sınıfa giderken bir kızla öpüşmeye benzer bir şey yaşamıştım. Aynı şey mi yani? Bence evet. Asıl kötü olan... Evet. Tam o sırada Simge içeri girdi ve bizi gördü. Ne? Ay Simge, neler diyorsun sen? Emin misin? Belki sana öyle gelmiştir. Saçmalama, gözlerimle gördüm. Bademciklerine bakmıyordu herhalde, öyle değil mi? Ay olacak şey değil yani, pes. Bu kadar olur. Hakan Bey'den de hiç beklemezdim doğrusu. Ne yapacaksın peki Simge? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Kavga edip olay yaratacak değilim herhalde. Bunu asla yapmayacağım. E'si istifa dilekçemi yazdım bile. Ne? Burada kalacak değilim. Hakan da derdine yansın. Beni kazanmak istiyorsa büyük şeyleri göze almalı. Hakan, anlatsana hadi. Ne E'si? Daha neyi anlatacağım ben? Simge ile konuştunuz mu? Hayır, bugün hiç ortalarda görünmedi. Beni dinlersen hemen bir bahane düşünmek zorundasın. Ne bahanesi? Kaçamak yapmadım ki ben. Sadece birdenbire oluverdi işte. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Durum çok karışık Hakan. Bu kadarını ben bile yaşamadım yani. Nana'ya da yazık. Kızın aklı şimdi allak bullak olmuştur. Tabii olmuştur. Merhaba Simge. Merhaba. Bu ne Simge? İstifa dilekçem. Şirketteki hisselerimi de daha sonra konuşuruz. Simge, lütfen bir dakika oturur musun? Benim biraz işim var da... Simge, nereden çıktı bu şimdi? Bir de soruyor musun? Evet, lütfen otur. Bana hayatım falan deme. Kendime söz vermiştim, ağlamayacaktım. Simgeciğim, lütfen gel otur şöyle. Bana bunu nasıl yaparsın inanamıyorum Hakan. Bak Simgeciğim, nasıl göründüğünü biliyorum ama inan sandığın gibi değil. Beni salak yerine koyma lütfen. Zaten yeterince acı çekiyorum. Nana gitmeyi düşünüyordu. Garip bir rüya görmüş. Morali çok bozuktu. Ben sadece onu biraz teselli etmeye çalışıyordum. Oldukça da başarılı oldun sanırım. Yapma lütfen Simge. Ya onu istemediğimizi düşünüyordu. Ben de... Evet, onu istemediğim çok doğru. Ya inan bana, eminim yani o da çok üzülüyordur. Yani o çok masum ve... Masum mu? Ya ne demezsin? Çocuklar onu çok seviyor. Yine çocukları bahane ediyorsun, farkında mısın? Neden itiraf etmiyorsun? Sen beni istemiyorsun. Hayır, bunu da nereden çıkarıyorsun? Her şey ortada Hakan. Sen aslında ne istediğini bilmiyorsun. Kendini kandırma ve bana bahane bulma lütfen. Hayır Simge, çok yanlış düşünüyorsun. O zaman bana bunu kanıtla Hakan. Beni seviyorsan bu evlilik işini daha fazla uzatma. İstifa dilekçesi? Sen de dursun. Kafam çok karışık. Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Of! Ne aptalım yani. Kendimi düşürdüğüm şu duruma bak.